Yıldız Radyo'ya hoş geldiniz. Bir kez daha Türkiye Nereye programında beraberiz ve elbette hem Amerika'yı konuşacağız hem Türkiye'yi konuşacağız. Haftaya damgasını vuran iki büyük olay. Bir tanesi Biden'ın yeniden seçilmesi, ikincisi Albayrak'ın istifası. Bu ikisini değerlendireceğiz ve ikisi arasında bir ilişki var mıyı? Bu konuları çok yakından izleyen bir isme, bir arkadaşımıza soracağız. İlhan Tanır, Ahval'in İngilizce editörü bizlerle. İlhan, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Can Dündar. Çok teşekkürler katıldığın için. Hemen bu sıcak gelişmeyle istersen başlayalım. Türkiye'de birçok insan bu ikisini ilişkilendirdi. Yani Biden geldi, gelir gelmez Türkiye'de ekonomi yönetiminde bir deprem oldu. Bu rüzgarın etkisiyle yıkıldı gibi bir algı var. Ne dersin? Şu an itibariyle tabii ki hem burası, hem Washington DC hem Ankara bir kaosun içinde anlaşıldığı kadarıyla. İşte Biden istifa ettiğini duyduk. Üzerinden neredeyse iki gün geçecek. Hala tam olarak nedir bilmiyoruz. Dedikodular var. Burada da Washington'da da bir kaos var. Trump yenilgiyi kabul etmiyor. İşte bazı çalışanları bıraktı, bazı çalışanları bırakmadı. Dünya işleriyle artık uğraşan pek kimse yok burada. Herkes kendi derdine düşmüş. Trump zaten kurumları burada boşaltmıştı son bir yıl içerisinde. Kısacası sağlıklı bir şekilde Beyaz Ev'de, Washington'da bu konuda doğrulama imkanı Beyaz Ev'e yakın olan insanlar da doğrulayamıyor şu anki durumu. Ama dışarıdan baktığımızda damatların New York Times'lara da taşan, birçok dünya medyasında da incelenen çok yakın bir ilişkisi vardı. Buraya geldiğinde zaten işte bizim damat diyelim, Berat Albayrak'ın özel olarak Oval Ofis'e sokulması, daha sonra Mehmet Ali Yalçındağ gibi yine başka bir daha üçüncü damat Jared Kushner, Mehmet Ali Yalçındağ ve Berat Albayrak, bu üç damatın birlikte birçok koordineli işler yaptığı konuşuluyor ve yazılıyor. Bu Oval Ofis'e sokulduğunda da Berat Albayrak dışarıda Mehmet Ali Yalçındağ'ın beklediği o zamanlar söylenmişti. Tabii o kadar muğlak, o kadar şeffaflıktan uzak bir ilişki türü ki bunları resmi yollardan zaten herhangi bir şekilde doğrulamak pek mümkün değil. Ama Washington'daki deprem cumartesi günü kesinleşti ve ilan edildi ki hala Trump kabul etmiyor. Tabii ondan 5-6 saat sonra Berat Albayrak'ın istifasını veriyor olması muhakkak üzerinde daha çok konuşacağımız bir ilişkidir olacak. Pensilvanya açıklandığı anda Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yani neredeyse artık hani Trump'u beklemeden seçimin gidişatından sonuçlar çıkarıldı Türkiye'de. Bu damatlar meselesine gelecektim ama sen açmışken resmi olarak bir şey bilmiyoruz dedin ama bu yılın ne kadarı iktisadi özel ilişki, ne kadarın Türkiye ile ilişkili diplomatik ilişki, bunun bir sınır çizgisi kaybolmuş durumda belli ki ama ne biliyoruz bu damatların ilişkisi hakkında? Bu damat ilişkileri en başta bizim Halkbank ve Rıza Zarrab olduğunu biliyoruz. Yaklaşık bir ay kadar, üç hafta kadar önce sanırım seçimden hemen önceki haftada New York Times'in yine çok uzun bir inceleme yazısı vardı. Orada biraz daha bu konuştuğumuz ilişkiler gün ışığına çıktı. Şunu biliyoruz, Erdoğan ve Erdoğan olmadığı zaman damat olmadığı zaman İbrahim Kalın olmadığı zaman kim Amerikalı yetkiliyle görüşüyorsa ilk konu Türkiye Suriye'ye giriyor da olsa, işte darbe girişimindeki sonraki aylarda herkes Erdoğan'ın Fethullah Gülen'in iadesi için gayret gösteriyor sanıyor da olsa, Halkbank'la ilgili sorunun ortadan kaldırılması. Tabii bunun nedeni ne? Çünkü çok uzun zamandır Rıza Zarrab ve daha sonra bu Halkbank'ın eski müdürü, efendim?
Genel müdür, evet. Genel müdürü Hakan Atilla'dan sonra yeni bir iddianame gelmesi bekleniyordu. Bu iddianamede yeni sanıkların eklenmesi bekleniyordu. Ve bunu çok uzun yıllardır yazdığımız için, bu iddianamenin hazırlandığını bildiğimiz için Erdoğan'ın da ilk hedef olarak yeni bir iddianame çıkmasın, çıkacaksa dahi yeni sanıklar eklenmesin. O yeni sanıklar eklenecekse dahi benim dostlarımdan, ailelerimden kimse olmasın gibi birçok talebinin olduğunu görüyoruz. Odağın orada olduğunu görüyoruz. Ama onun dışında da bu iki, mesela biz Trump'ın İstanbul'daki o kulelerinden 16 milyon dolar para aldığını bilmiyorduk. Bu ortalama 2008 yılından beri işte yılda 1,5 milyon dolarlık bir getiri, yani az uz bir getiri değil, 3-5 milyon dolar. Bu özellikle Trump'ın zaten maddi durumu çok da iyi değil. Kimilerine göre yarım milyar dolar, kimilerine göre 1 milyar dolar borcu var. Ve seçimi kaybettiğinde, seçim zaten beka meselesi Trump'ın ailesi ve imparatorluğu için. O şekilde de açıkladı kampanyaları boyunca. Dinimiz elden gidecek, kiliseler kapatılacak, Noel'imiz yasaklanacak, bunları açık açık anlattı ve 70 milyon kişi de Trump'a oy verdi. Karşımızda hala bir Trump gerçeği var. Fakat Türkiye'den ilişkilerin işte bu aileyi ilk etapta tehdit edebilecek sorunların ortadan kaldırılması için Amerikan Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok konu araya sokulmuş. Şu an bir cümle daha eklemek istiyorum burada. Trump'ın ilk iki yılında gerek Adalet Bakanı olsun, gerek Savunma Bakanı, kurumların üstünde hep kariyer diplomatları, emekli generaller vesaire. Ve o ilk iki yılında Trump'la Erdoğan'ın ilişkilerinin pek de yoluna oturamadığını görüyoruz. Fakat 2018'den sonra Trump'ın artık eline almasıyla, kontrolü eline almasıyla, kendisi kendi şahsına sadık olan insanları Adalet Bakanlığı'na, istihbarat kurumlarının başına, Dışişleri Bakanı'na atamasıyla artık ilişkilerde ciddi bir ivme düşünüyoruz ve bir seçim daha kazanmış olsaydı, benim hiçbir şüphem yok, yeni Trump yönetimindeki Adalet Bakanı olsun, diğer bütün bakanlar adeta Türkiye'ye gayet benzemiş, yaklaşmış bir ülke görecektik. Ondan dolayı da Amerika'nın hukuk üstünlüğü açısından çok büyük bir uçurumdan dönüldü bence. Peki, çok güzel. Peki, buradan itibaren şimdi bizi ne bekliyor? Yani Biden yönetimi devraldığında biraz Amerika'daki sistemi kısaca özetler misin? Yani bürokraside ciddi bir dönüşüm, değişim olacak. Bütün bu savcılar, mesela Trump savcıların elini tutuyordu deniyor. Bu savcılar, Türkiye masası, insan hakları meseleleri, burada ciddi bir bavul toplayıp yeni kadroların gelmesi mi olacak? Evet, önümüzdeki 70 gün içerisinde çok büyük bir değişim göreceğiz. Hala Trump tabii ki ayağını sürüyor, kabul etmemeye çalışıyor. Bu hafta boyunca bu dile getirdikleri, daha çok Rudy Giuliani tarafından dile getirilen bu davalar, işte Pennsylvania'da, Philadelphia'da özellikle bazı davalar ortaya konacak. Tabii bunun dışında Georgia ve işte Arizona'da var. Bunlar, bu seçimler kesinleşirse Pennsylvania'nın oradan bir şey çıkmasının bir anlamı kalmayacak. Ama Trump dünyasında hala Biden işte 259'da Pennsylvania'yı kaybetmedik. Bu şu an itibariyle şunu da eklemek lazım. Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelen yetkilileri ve senatörleri hala Biden'ı tebrik etmiş değil. Bu itibarla Trump hala bir gücü elinde tutuyor. Bunu bir şerh koymak istedim. Ondan tamam. Dolayı önümüzdeki 4-5 günü izlemek lazım. Ama diğer taraftan biz en son yaptığımız, seçimler öncesi yaptığımız konuşmada Erdoğan yönetiminin nasıl da Trump yönetimine eklemlendiğini konuşmuştuk. Öyle misin? Artık evet. Aynen. Türk yönetimi, AKP Washington'da bir taraf olmuştu. Sadece o değil, işte mesela Washington'da
iş gördükleri insanlar, lobiciler, tırnak içerisinde söylüyorum, düşünce kuruluşu uzmanları, burada çok saygıdeğer, işini bilen, bağımsız uzmanlar var ve bunlar güzel analiz yapıyor. Fakat Washington sektörünün bir başkası da uzman kılığındaki lobiciler vardır ve bunlara yine Erdoğan hükümeti farklı şekillerde ulaştılar. Bunların tümü Trumpçıydı. Daha bir ay önce yapılan yeni lobi anlaşmalarında, lobicilik anlaşmaları hala Trump'ın arkadaşlarıyla, eski dostlarıyla yapılıyordu. Bütün göstergeler Ankara'nın halen bu popülist dalga devam eder. Trump da bir şekilde bu seçimi alacak üzerine bence hesaplandığını, öyle her mi? Ne kadar öyle görünüyor hala. Hala tebrik etmiyor. Tabii bunun nedenlerinden bir başka nedeni de Erdoğan'ın önümüzdeki 70 gün içerisinde Trump'ın gerçek manada topal ördek olduğu bu 70 günde acaba hangi tavizleri alabilirim de. Ben hemen sorunuza döneyim. Burada şimdi bir geçiş kabinesi kuruluyor. İşte Biden ilk öncelikle salgınla mücadele için bir ekip kurdu. Ekibin üst tepesine 3 tane eski Obama sağlık yetkilisini ne iş yaptığını bilen insanlar. İlk önce salgınla başlıyor. Fakat ikinci adım olarak bir ekonomik ekip kurulması bekleniyor. Ondan sonra Dışişleri Bakanlığı'na, işte Beyaz Eve, Savunma Bakanlığı'na, istihbarat kurumlarının başlarına kimler gelecek, Birleşmiş Milletler'e kimler gidecek, bu türlü en tepe yetkililer. Genelde tabii Trump bütün bu gelenekleri yıkmıştı. Trump'ın ne yaptığı gerçekten kaosla başladı ve kaosla bitiriyor. Ama Biden yönetimi gibi sadece tabii demokratlar değil, bu eski cumhuriyetçi partiler, kadrolar da bu işleri geleneksel olarak ne yaptıklarını bilen insanlardı. Bu insanlar yavaş yavaş en tepeden başlayarak ekiplerini kuracaklar. Şu an itibariyle gördüğümüz Antony Blinken eskiden de çok yakın bir yetkiliydi. 30-40 yıldır Biden'la ve demokratların içerisinde. Blinken'in ya Dışişleri Bakanı ya da Beyaz Ev'de ulusal güvenlik başdanışmanı olması bekleniyor. Jack Sullivan gibi yine bu ekibe çok yakın insanlar aynı şekilde ya Dışişleri Bakanlığı, işte Phil Gordon düşünülüyor, konuşuluyor. Brett McGurk konuşuluyor ve düşünülüyor. Brett McGurk, Amerika'nın eski Suriye'den IŞİD'le mücadele ekibinin başındaki büyükelçiydi ve daha önce Irak'taydı. Tabii bu arada James Jeffrey de seçimlerden bir gün önce bir mülakat verdi. Trump'ın şimdiki Suriye'den sorumlu büyükelçisi ve de bir sonraki yönetim kim olursa olsun Suriye'de asker, aynı sayıda asker kalacak gibi gereksiz bazı sözler söyledi. Biliniyor ki seçimden sonra tamamıyla yeniden bir bakış, yeniden bir değerlendirme olacak. Dün de James Jeffrey istifa edeceğini açıkladı. James Jeffrey tamamıyla Trump'ın artık Erdoğan'a Suriye'de verdiği tavizleri bir anlamda metoda döken kişiydi. Bunu özellikle Can Baltan'ın yazdığı kitapta çok daha ayrıntılarıyla gördük. İşte renkli haritalarla toplantılara geliyor ve şuraları Türk askerleri işgal edebilir, buralar Kürtlerde kalsın gibi sözlerle yönetmiş bir isim. Bunun yerine McGurk tabii Suriyeli Kürtlere daha vefa gösterilmesi gerektiğini söyleyen, zaten Biden da aynı şekilde, özellikle şimdi unutuldu ama 2019 yılında başlayan Demokratik Parti münazaralarında Biden o zamanlar özellikle Türkiye'nin bir işgali daha vardı Kuzeydoğu Suriye'de. Ondan sonra yapılan münazarada çok ağır sözlerle Erdoğan'a yüklenmiş ve hesabını ödeyecek diye bir sözle bitirmişti sözlerini. Evet. O yüzden Suriye'de ben en büyük değişimin Suriye'de olabileceğini
düşünüyorum. Ama daha ekipleri görmek lazım. Çok erken günlerdeyiz. Peki İlhan, Türkiye ile ilişkilere gelirsek Biden yönetimini, ben artık Biden'la devam etmek istiyorum. Hani Trump konusunu olmuş bitmiş tabii varsayarak. İki görüş var. Bir, ya bu Türk-Amerikan ilişkileri Biden'ı da Erdoğan'ı da aşar. Bir şeyi vardır bunun sistematiği. Ve her gelen başkan bir şekilde buna adapte olur. Türkiye'yi de vazgeçemez, stratejik müttefikidir diye. Çok önemli bir değişiklik beklemeyenler var. Bir de çok büyük değişiklikler olacak. Biden Trump'tan çok daha farklı bir yönetim izleyecek diyenler var. Ne dersin? Hangisi doğru? Ben bu iki ekibin doğası gereği her ne kadar ilk etapta Biden yönetiminin yeni bir sayfa açmaya çalışsa da bu iki ekibin doğasının birbirinden çok farklı olduğunu ve anlaşmalarının çok güç olduğunu ve arada sadece bir sorun olsa da bir şekilde anlaşılabileceği, iki sorun olsa anlaşılabileceği ama arada bir düzine büyük sorun yaşandığı zaman bu sorunların hangisinin nasıl tabii ki Ankara'dan ciddi bir taviz gelir ve adımlar atılırsa bu konularda bazı muhakkak Biden yönetimi Türkiye gibi bir ülkeyi küstürmek ve Türkiye gibi bir ülkeyi NATO'dan daha da uzaklaştırmak istemeyecektir. Ama bu istememenin de bazı ölçütleri olacaktır. Ondan dolayı tabii ki tahmin ediyoruz ama gelecek yetkililerin özellikle işte Blinken'dan bahsettik. Tony Blinken gibi isimlerin Türkiye'yi bulunduğu bölgede son yıllarda yaptığı hareketlerle artık Amerika'nın temel bir müttefiği, Amerika'nın bölgede izleyeceği politikalarda muhakkak ortak olması gereken ve de bölgenin istikrarına çalışan bir ortak olmak yerine biraz daha sorun arttıran ve ortalıkta istikrarı bozan bir NATO müttefiği olarak gördüğünü, ondan dolayı da Türkiye'siz de bu işin bölgede yapılabileceğine dair bazı yaklaşımları olduğunu geçen hafta burada emekli ve tecrübeli bir diplomatla konuşurken daha iyi gördüm. Bu açıdan Türkiye'ye bakış bence değişecektir. Ama muhakkak Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi hamleleri gelecektir. Masaya oturulacaktır. Ama masada işte bildiğimiz gibi Dağlık Karabağ'dan tutun, Suriye'den tutun, hatta Irak'tan tutun, bölgesel anlamda bölge Kürtleriyle, sadece Türkiye'deki Kürtlerin insan hakları değil, bölgedeki Kürtler, Doğu Akdeniz, genel itibariyle Batı'yla olan, Batı medeniyetiyle olan, evrensel değerlerle olan, insan hakları, özgürlüklerle olan sorunlar, burada kurumların S-400 gibi konular, burada kurumların yeşermesiyle çok yakın ve hızlı bir şekilde yeşerecektir burada Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar ve Savunma Bakanlığı. Buradaki kurumların çok kısa bir sürede yeşermesi ve yeniden canlılığa kavuşmasıyla birlikte Türkiye'nin belirli yönlerde adım atması üzerine bazı görüşmeler yapılacağı muhakkak. Fakat ben doğası itibariyle Ankara'daki iktidarın bu saatten sonra medeni dünyayla ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini zannetmediğimden dolayı bu işin pek kısa veya orta dönemde bazı anlaşmazlıkların su yüzüne çıkacağı tahminini yapmamız gerekiyor. Hep orada birlikte da tabii yakından izleyeceğiz. Orada da ikiye ayrılıyor gibi. Bir, Erdoğan pragmatisttir. Hani ne kadar flexible olduğunu biliyoruz. Hızla böyle yani yeni yönetimle bir ilişki tesis etmeye çalışıp birkaç önemli simgesel siyasi tutukluyu salıverip hani bu yola girebilir diyenler var. Bir de hayır, artık dönüşü olmayan bir yola girdi. S-400'lerde vesaireydi. Hani çok bu yönde devam edebilir görüşünde olanlar da var. Hani dönüşü olmayan bir şeye girdi, evet, tünele girdi diyenler de var. Bunu elbette göreceğiz ama
Amerika eğer ikinci yolu seçerse Erdoğan ve böyle bir hani bizim tuttuğumuz yol buydu ya girerse Amerika'nın da ne koz var Türkiye'ye karşı kullanabileceği? Şimdi S-400'lerden başlayalım. S-400'ler yeni yönetimin bence ilk büyük imtihanı olacak. Şimdi Ankara'dan S-400'lerle ilgili geri adım beklemiyoruz. Geri adım S-400'lerde atılmadığı takdirde NATO'dan giderek ayrışan, her ne kadar üyelikten atılmasa da ayrışan bir ülke göreceğiz. NATO'nun kim ne derse desin Türkiye'ye getirdiği önemli güvenlik tedbirleri ve garantileri var. NATO'daki görüşmelerde önemli olan görüşme ve önemsiz olan görüşmeler veya bütün müttefiğin ruhunu ilgilendiren görüşmeler ya ikinci sınıf bir üyeliğe düşme meselesi olacak. Zaten yani bu yeni yönetim hiçbir şey yapmamış olsa şimdiye kadar yürümeye başlamış çarklıların yolunu açmış olsa zaten mesela işte Katsa şu anda masada bekliyor. Amerika'nın düşmanlarıyla ilişkiye giren ve düşmanlarından yani Rusya'dan ciddi şekilde askeri teçhizat alan ülkelere getirdiği ambargo bunlar. Tabii Türkiye'nin Erdoğan'ın Rusya ile olan yakınlığı var ve de Biden'ın Rusya'ya bir hesap ödetmesi bekleniyor. Hiçbir şey beklenmiyorsa Biden'ın Rusya'ya bir hesap ödetmesi bekleniyor. Çünkü 2016'dan kalan bir hesap da var malum Seçim. Clinton'ın seçimi kaybetmesinde Rusya'nın ciddi bir faktör olduğu biliniyor. Her ne kadar Trump'la Rusya arasında bir işbirliği ortaya konmasa da WikiLeaks üzerinden ve diğer bazı operatifler üzerinden Rusya'nın 2016'da bir başkanlık değişimine müdahale ettiği biliniyor. Ondan dolayı Putin'le bu kadar yakın olan Erdoğan'ın S-400'lerle birlikte bu hesap ödetme oyununun bir parçası, macerasının bir parçası olması en azından beklenmesi lazım. Halkbank Mart ayı 2021'de dava başlayacak. Şimdiye kadar hepimiz artık gördük ne şekilde ve ne kadar büyük bir baskıyla Trump'ın kendisinden olmayan tırnak içerisinde New York'taki Güney Bölge Savcısına baskı yaptığını gördük. Yeni bir yönetim olsaydı muhakkak o bölgenin savcısı artık Trumpçı olacaktı. Şimdi Biden yeniden hukukun üstünlüğüyle daha özgür bir savcı atayacak oraya ve o savcının artık Halkbank davasıyla ilgili frene basması pek beklenmez. Bu açıdan Nereye Ankara götürebilir? Yani niye bu Halkbank davasından bu kadar ürküyor iktidar? Çünkü Halkbank davasının içerisinde bizim de bildiğimiz birçok insan Yani kişi lafı dolanmış, var ayağı ya, aile, dolanmış. özel hesaplara kadar gelecek bu iş yani kişisel aile hesaplarına kadar uzayabilecek bu iş diye. Acaba öyle bir şeyden mi bu kadar ürküyorlar? Şöyle bir şey var. Bir önceki iddianamede aile üyeleri yani damattır, çocuktur veya işte çok yakın kendisine çok yakın iş adamları o iddianame içerisinde alınmamıştı. Fakat dolaylı yollardan Rıza Zarrab'a ve Mehmet Hakan Atilla'ya verilen emirlerin aslında en tepeden geldiği zamanın başbakanı, zamanın başbakanının damadının yapıldığı en son iddianamede bir yıl önce yayınlanan iddianamede vardır. Bundan sonra Ankara'nın korktuğu bu saattir, bu zamandır korktuğu o iddianamede ismi anılmayan isimlerin Erdoğan'ın ne kadar yakınına kadar ulaştığı gibi isimler. Nihayetinde Erdoğan bu isimleri, iş adamlarını kendi garantisi altına almış, kanatları altına almış ve onları koruma sözü vermiş durumda ve bunlardan bir tanesi tabii zayıflayınca bu aynı zamanda Erdoğan'la gelmiş ve hedeflenmiş olarak görülüyor. Tabii Halkbank'ın kendi maddi durumu, Halkbank'a 2 milyar dolar da ceza kesilebilir, 20 milyar dolar para da ceza kesilebilir. Halkbank şimdiye kadar anlaşma yoluna gitmediği için çünkü onun yerine on milyonlarca doları Trump'ın dostlarına dağıttılar.
Brian Ballard gibi, Florida'dan işte Trump'a bağış toplayan Rudy Giuliani gibi, Trump'ın bizzat kişisel avukatı, buna Mercury gibi yönetimle çok yakın olan lobicilere o milyonlarca para döküp, tabii bütün bu paralar vergilerden geliyor, Halkbank'ın gelirinden geliyor. Bunlarla bu iddianameyi durdurmaya çalıştılar. Durduramadıkları gibi bir de ortaya döküldü bunlar. Ve şu anda yönetim değişiyor. Yani son 3 yılda yapılan bütün adımlar, Trump yönetiminde yapılan bütün adımlar ters tepti. Ve şimdi güvendikleri dağlara kar yağdı. Ve şimdi kara kara bekliyorlar. Bundan dolayı bilmiyorum ama eğer damat bundan dolayı bir faktör olarak, işini bırakmasının bir faktörü olarak bunu görmüşse, Washington'daki bu büyük değişimi görmüşse, bence zeki bir iş yapmış. Doğru. Peki evet. Son olarak bu demokrasi ve insan hakları ve basın özgürlüğü meselelerine kısaca değinmeni istesem. Yani bu konularda Biden'ın hassasiyetini biliyoruz. Trump'tan tamamen farklı bir çizgide olduğunu biliyoruz. Türkiye eğer yeni adımlar atmazsa, senin dediğin gibi daha reformist adımlar atmazsa ve burada kalıcı olursa, burada Biden yönetimi ne gibi bir tavır alıp nasıl bir zorlayıcı yol bulabilir? Öncelikle dışarıda yaşayan bir gazeteci olarak ve yurt içinde neler olduğunu görüyoruz. Yurt içinde uğraşan, didinen, çaba gösteren bütün gazetecilere selam olsun buradan. Umalım ki Erdoğan yönetimi geri adım atsın. Yanlış yaptık desin. Yeniden kanalları açsınlar. Yeniden bir alan versinler ve yeniden Türkiye'de özgürlükler, yeniden gazeteci özgürlüğü, basın özgürlüğü ve diğer demokratik normlara uyan bir yaşam standartı yeniden gelsin ve bu bir sorun olmasın. Ama görünen öyle bir şey yok. Ufukta bu yönetimin, Erdoğan yönetiminin geri adım atacağına dair herhangi bir işaret yok. 2016 yılından biliyoruz. Burada hiç olmasa Dışişleri Bakanlığı'nda 5 günün 4 günü basın toplantıları yapılır ve gazeteciler gidip soru sorarlar ve o soruyla o gün eğer bir gazeteci tutuklanmışsa o soru sorulur. Eğer bir medya kurumu kapanmışsa onun sorusu sorulur vesaire. Yani Biden yönetimiyle Trump yönetimi tabii son 2 yıldır tamamıyla bu basın toplantılarını kapattı. Her yerde kapattı. Daha önceki 2016-2017-2019 arasında da gayet seyrek biçimde ve de soru sorma imkanlarının geçmişe nazaran çok daha azaltıldığı bir dönem gördük. Tabii Biden'la birlikte ben 5 günlük bu günlük basın toplantılarının hızlı bir şekilde başlayacağını tahmin ediyorum. En azından ilk adım kurumların yeşermesiyle, kurumlarda Türkiye masalarının gerek Dışişleri Bakanlığı'nda olsun, gerek Beyaz Ev'deki Ulusal Güvenlik Masası'nda olsun, Türkiye sorunlarının yeniden özgürlük kısmının eklenmesini bekliyoruz. Trump döneminde Türkiye'deki özgürlükler diye, insan hakları diye bir şey yoktu. Çünkü Trump'ın kendisi burada basınla kavgalıydı, her gün basınla kavga ediyordu. Bu açıdan her gün Ankara'ya gelecek bir sıkıntı, bir toplu iğne, bir eleştiri dalgası, ki bu dalganın Erdoğan'ı çok kızdırdığını ve özellikle Gezi döneminde kahrettiğini, canını sıktığını çok iyi biliyoruz. Bunlar gelecek ama bunun dışında da tabii bu olayın bir de kongre ayağı var. Kongrede şu anda senatoda ne olacağı belli değil ama aslında bakarsanız kongrede zaten iki partinin birleştiği ve de Türkiye'ye o şekilde Türkiye konusu oldu mu, Erdoğan'ın otoriterliği oldu mu, iki partinin birleştiği bir durum yaşıyoruz. Ondan dolayı geçtiğimiz dönemde Türkiye ile ilgili birçok ambargo paketleri, Türkiye'ye yönelik birçok adımlar Trump'ın çok yakın dostu Mitch McConnell yoluyla Senato'da durdurulmuştu. Şimdi Trump oradan kalktığında Mitch McConnell kalsa bile Senato'nun başında Cumhuriyetçi olarak
ki kalmama ihtimali var. Georgia'da ki seçimlerde demokratlar da kazanabilir. Kalsa da Türkiye'yi koruma adına zaten Washington'daki bütün dostlarını kaybetmiş olan Erdoğan yönetiminin kongrede de hiçbir lider dostu yok. 3-5 tane belki lobici milletvekili kaldı. Ondan dolayı zaten kongre ve senato insan hakları konularında, basın özgürlüğü konularında son zamanlarda, son 1-2-3 yıl içerisinde ön adımı alıyor ve orası baskıyı getiriyor. Yani hem içine yaptırım türü şeyler dahil mi sence? Yaptırım tabii ki var. Tabii ki var. Geçen dönemde şunu hatırlatmak lazım. 2019 yılında cumhuriyetçiler çoğunlukta olmasına rağmen hem kongrenin temsilciler meclisi ayağından hem de senatonun dışişleri komisyonundan ambargo paketi geçmişti. En tepede sadece tek bir insan, Mitch McConnell, o ambargo paketlerini durdurmuştu. Bu kez toplanmış, birikmiş birçok paket var. Ondan dolayı ilk dönemde işte belki 2-3-5 aylık bir görüşme, masaya oturma, bu temel sorunları konuşma, işte Erdoğan'ın insan hakları konusunda adım atıp atmayacağı reform sözleri olmadıktan sonra, tabii Türkiye'nin bir de büyük bir Kürt sorunu var. Basın özgürlüğü ve insan hakları konusunun bir de kocaman bir Kürt sorunu var. Bu Kürt sorunu tabii bölge sorunu olarak da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı şeyler de var. Bütün bu çözülmesi gereken konular, Türkiye'nin agresif siyaseti ve saldırgan duruşu. Bütün bunlar 3-5 ay içerisinde masaya oturulacak. Tabii gelecek ekibin isimlerine, profillerine oturup bakmak, yakından görmek lazım. Ama bütün bunlar üzerinden Erdoğan yönetiminin bir kara kış bekliyor. Eğer Trump kazansaydı, ki bunları hep birlikte konuştuk, yazdık. Trump kazansaydı bölgedeki 3. dünya ülkelerindeki, Orta Doğu'daki ülkeler için bir kara kış bekliyordu. Trump otoriterlerle birlikte oturacak ve istediği işleri yapacak ve insan hakları gündemin birinci konusu dahi olmayacak. Dünyadaki diğer popülist liderlerle birlikte bir kuşak oluşturacaklardı. Şimdi ise karşımızda bir kara kış var, ama bu kara kış otoriterler için bir kara kış bu kez. Çünkü Washington'da şimdiye kadar 4 yıldır demokratik, sadece Türkiye'ye değil bölgede demokratik ülkelere, demokratik standardı özgürlüğü olan ülkelere adeta saldıran veya kendi ülkelerinde demokratik halklara, halkın demokratik taleplerine karşı saldıran, taciz eden, hapse atan ülkeler vardı, yönetimler vardı, otokratik ülkeler vardı. Bunlar için artık kara kış bekliyor. Bunların bir dayısı Washington'da, bir elebaşları, bir dayıları yok artık. İlhan Tanır manşeti sonda verdi. Türkiye'yi, Erdoğan'ı bir kara kış bekliyor, ya da dizi oyuncularının çok sevdiği o cümleyle "Winter is coming" diye bitirdi sözleri. İlhan Tanır, ilk şeyimizde çok yararlıydı. Seçim öncesi yaptığımız söyleşi, Erdoğan'ın ne kadar iktidara, Trump yönetimine eklemlendiğini söylemiştin. Şimdi o eklenmenin dağılışına tanık oluyoruz ve neyin beklediğini de gayet net ifade ettin. Çok çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim vaktiniz ve davetiniz için. Evet, kara kış geliyor Türk-Amerikan ilişkilerinde ve bizler için bahar olabilecek insan hakları açılımları ya da talepleri Erdoğan için gerçekten zorlu talepler olacak ve nelerin bizi beklediğini ve nelerin Erdoğan'ı beklediğini çok daha net gördük İlhan Tanır'ın açıklamalarıyla. Haftaya bir başka Türkiye Nereye'de bir başka konu ve konukla birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.